Peki şimdi bir diğer mesele de kök maaşları 7500 liraya tamamlama planı mı var diye bir başlık attık. Bunu da şu yüzden Sözcüde İsmail Sevinç şöyle bir tablo paylaştı. Bu tablonun uzaktan hali yakından halini de paylaşıp yorumunuzu rica edeceğim sizden. Şudur mesela diyelim ki kök maaşı 5000 lira ama 7500 lira emekli maaş alıyor vatandaş. Orada bütün işte mesela oradaki vatandaş 2500 liralık bir rakam verip 7500 liraya tamamlayıp onun üzerine bir enflasyon farkı verilme durumu. Yani özetle şu bütün kök aylıkları 7500 liraya tamamlayıp işte bu 4 ise 5 ise artık ne kadarsa hepsini tamamlayıp 7500 liraya enflasyon farkı verilme durumu. Bu sadece 7500 liranın altında kök aylığı olanlar için. Hani bu bir çeşit seyyanen zam ama ee, 7500 lira üzerinde alanlara değil. Bu sadece o kök aylıkları 7500 liraya tamamlamak amaçlı. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Mümkün müdür? Gerçekleşebilir mi? E, bu tabloda e, sizce çelişkili bir durum var mıdır? Şimdi burada 4000 lira 5000 lira alan halen kök aylığı olan emeklerimiz var. Ha 7500 5000 liralık kısma %50 zam yapıldığı takdirde 2500 lira ya tekabül ediyor liraya. Ee, tamamlanmış yani çıkarılmış oluyor. 6.250'nin %20'si 1.250 lira topladığımız takdirde 1.250, yani bütün kök aylıkları 7.500 liraya e, tamamlayıp %38'lik bir fark e, enflasyondan kaynaklı verildiği takdirde o zaman da 10.356 liraya gibi bir rakama erişmiş e, olacaklar. Abi, bu e, mümkün olabilir. Alternatifler arasında e, bu yapılabilir. Bu tamamen matematiksel bir işlemdir. E, burada bir kanun maddesinin bir cümle eklendi takdirde buradaki senaryoya erişilebilir. Ha bu senaryoları e, sen de hat, senin de hatırlayacağın e, şekilde biz geçmiş dönemde çok fazla konuştuk. E işte 7500 liraya bütün kök aylıkları getirip onun üzerine %38 enflasyon e, farkı gelebilir veya 7500 liraya kademeli artışlar e, getirilip de onun üzerinden en alttakine daha çok e, yukarı çıktıkça biraz daha az şeklinde verilme de e, olabilir. Yani bu tamamen varsayım üzerinden değerlendirilebilir. Ha, kök aylıklarla ilgili enflasyon rakamları üzerinden sürekli yasal prosedürü zaman aldığı için buraya bir dokunuş yapılması artık ezem hale geldi. Çünkü bir önceki... E, e, zamla ilgili %25 verilmişti hem memur emeklisine hem SSK Bağkur emeklisine. E, dolayısıyla orada kök aylıklarına zam gelmeyen milyonlarca insan e, emektimiz olmuştu ve bunlar onlarla ilgili hem kamu otoritesi e, sürekli çıkıp beyanatlarda işte ilerleyen dönemde daha e, iyileştirmelerin, daha yüksek zamların yapılacağıyla ilgili ipuçları verilmişti. Buradaki senaryoda şu an için mümkün gözüküyor. Yani burada tabii şöyle bir durum söz konusu. Ee, seyyanen bir çeşit bu seyyanen zam ama rakamlar değişiyor farklı farklı işte kök maaşın düşüklüğüne göre seyyanen rakam artıyor 7500 liraya tamamlamak için ee, ama 7500 liraya tamamlandığı andan itibaren e, burada 7500 lira üzerinde olanlar sadece enflasyon farkını alıyor e, buradaki temel amaç o kök maaşların çok düşük olduğu için. Hatırlarsanız Temmuz'da şöyle bir şey yaşanmıştı. Kamuoyunda da çok tartışılmıştı. Yani %25 zam verildi emekliye ama 7500 lira alan yine 7500 lirada e, kaldı diye. Bunu da benim anladığım kadarıyla iktidar pek açıklayamadı. Hani kök maaş meselesi biraz teknik bir konu olduğu için. E, bu yüzden de bütün bu kök maaşları tek bir rakama endeksleyelim. 7500 liraya çıkaralım. Onun üzerine enflasyon farkı verelim gibi bir plan olabilir. E, biraz... hani e, çoğu emekliyi memnun etmeyecek bir şey bu bu tablo e, çünkü burada primi yüksek olanlarda sadece enflasyon farkını alacak, seyyanen rakam almayacak böyle bir adaletsizlik olacak ama e, şu anda hem Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına bakıyoruz hem iktidar kanadından gelen açıklamalara bakıyoruz e, bu tabloya yönelik bir eğilim olduğunu söylemek mümkün e, Tabii yine bu cumhurbaşkanının önüne sunulacak kabul edilirse detaylandırılacak peki çok teşekkür ederiz e, yorumlarınız için.